A bir gerçel sayı olmak üzere mutlak A küçüktür bir eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdaki aralıklardan hangisidir demiş. Arkadaşlar bir mutlak değer bir sayıdan küçükse pozitif bir sayıdan küçükse mutlak değerin içindeki sayı o sayın kendisi ile eksilesinin arasındadır. Yani eksi 1 ile 1 aralığı diyorsunuz ve gergin parantez yazıyorsunuz. Çünkü burada çentik yok gördüğünüz gibi cevabınız değişiklidir. X1 tam sayı olmak üzere mutlak içerisinde x eksi 2 küçük eşittir. 4 eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır demiş. x eksi 2 dediğiniz arkadaşlar 4 ile eksi 4'ün arasındadır. Eksi 2'yi sağ attığınız takdirde 6 yapar. sola attığınız zaman eksi 2 yapar. Eksi 2'den 6'ya kadar olan sayılar eksi 2 eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4. 5 ve 6'dır. Şu 2 ve eksi 1 eksi 2 birbirini götürür. 15, 18 yapar burası. Cevabınız değişiklidir. Martes günleri Çiğdem Hanım'ın iki çocuğundan birisi futbol, diğeri basketbol antrenmanına katılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu antrenmanların saatleri gösterilmiştir. Şimdi başlama saati futbolun ve bitiş saati basketbolun başlama saati, bitiş saati arkadaşlar. Diyor ki futbol antrenmanı iki saat, basketbol antrenmanı bir buçuk saat e, olarak yapılmaktadır. Peki Çiğdem Hanım iki çocuğunu antrenman yerine bırakır ve ikisinde aynı anda antrenmanda olduğu anlarda kişisel alışverişini yapmaya gitmektedir. Buna göre Çiğdem Hanım'ın kişisel alışverişini yaptığı saatler hangileri olabilir demiş. Şimdi 14 ile 15 arası olur mu? Olur arkadaşlar çünkü 14 ile 15 arası ikisi de antrenmanda olabilir, öyle değil mi? Çünkü bakın şu başlama saatlerine baktığınız zaman 13-15 arası ve 14 ile 15 buçuk arası mesela 14'te başlayan 15 buçukta bitiriyor, 13 13'te başlayan 15'te bitiriyor, 14 ile 15 arası ikisi de antrenmanda olabilir. Peki 15'te 15 ile 15.5 arası 15'te 15 ile 15.5 arasında ikisi de antrenmanda olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü basketboldaki kişi 14'te ile başlasa zaten 14 ile 15.5 arası antrenmanda oluyor. Peki arkadaşlar futboldaki mesela 15'te başlasa bile arkadaşlar 15'ten sonra 17'ye kadar antrenmanda oluyor. Peki 15.5 ile 17 arası antrenmanda olabilirler mi? Olabilirler. buçukta 15 arkadaşlar 15.5'da başlasa bile mesela basketbola gelen 17'ye kadar antrenmanda oluyor. 15'te başlayan zaten 17'ye kadar antrenmanda oluyor. Bu da mümkündür. Yani cevabınız E şıkkıdır. X bir gerçel sayı olmak üzere mutlak içerisindeki X artı 6 büyüktür 4'ten. eşitliğinin çözüm kümesi X küçük A'dan veya X büyük B'dir demiş. A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş arkadaşlar bize. Şimdi bakın eğer mutlak değerli bir ifade bu sayıdan büyük oluyorsa... 2x artı 6 dediğimiz ifade 4'ten büyüktür veya 2x artı 6 dediğimiz ifade eksi 4'ten küçüktür diyeceğiz. Peki buradan 2x büyüktür eksi 2'den olacak ve x büyüktür eksi 1'den. Buradan 2x küçüktür eksi 10'dan ve x küçüktür eksi 5'ten. x eksi 1'den büyük x küçüktür eksi 5'ten diyeceğiz. Peki x neydi? b'den büyük neydi? a'dan küçük. O zaman bu b oluyor. Bu A oluyor arkadaşlar. A ile B'nin çarpımı eksi 1 ile eksi 5'in çarpımı artı 5 yapacaktır. Yani cevabınız D şıkkıdır x 4 küçüktür 2x artı 5'ten o da küçüktür x artı 13'ten eşitsini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır demiş. Bak 4'ü sağ tarafa attığımız zaman x büyüktür eksi 9'dan bir bu tarafı çözeceğiz arkadaşlar bir de bu tarafı çözeceğiz. Önce bunu şöyle yazayım isterseniz x 4 küçüktür 2x artı 5'ten bir de 2x artı 5 küçüktür x artı 13'ten. Bunu bu tarafa attığınız takdirde x ve sol tarafa attığınız zaman eksi 9 yapar. Bu x'i bu tarafa attığınız zaman x ve 5'i sağ tarafa attığınız zaman 8 yapar. X eksi 9'dan büyük 8'den de küçük olacak. Eksi 9'dan büyük sayılarımız eksi 8, eksi 7, eksi 6 gider gider gider. İşte 0, 1, sonra 2, en son nereye kadar? 7'ye kadar gider. Bakın burada. Artı 7'li ve buradan eksi 1'den eksi 7'ye kadar olan kısımla artı 1'den artı 7'ye kadar olan kısım kadar olan kısım birbirini götürür ve sadece eksi 8 kalır burada. Yani cevabınız sizin eksi 8'dir dersiniz. Cevap A. Sayı doğrusu üzerindeki iki tam sayı arası mesafe bir birim olup aşağıda aralarında 5 birim mesafe olan iki sayı doğrusu verilmiştir. Peki sayı doğrusu üzerindeki iki tam sayı arası mesafe bir birimmiş. Aralarında beş birim mesafe olan iki sayı doğrusu verilmiş. Gördüğünüz gibi. Birinci sayı doğrusunda a eksi 3 7 ikinci sayı doğrusunda b eksi 4 6 kümelerinin elemanları gösteriliyor demiş. Peki a kesim b kümesinin elemanları birinci ve ikinci sayı doğrularında işaretlenip İki sayı doğrusu arasında dikdörtgensel bir bölge oluşturuluyor. Peki buna göre oluşturulan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Eksi 3 7. Bakın eksi 3 burası. Birinci sayı doğrusuna bakalım şimdi. Şurası eksi 3. Diyelim şurası da 7. Şurası da 7 yedi olsun. 7'yi almayacağız yalnız. Almıyoruz. Ama 7'den küçük olan 6'yı bu aradaki tam sayıyı alacağız. Bize demiş ki birinci ve ikinci sayı doğrularında işaretlenip demiş A kesim B kümesinin diyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle diyelim öncelikle. Şimdi örnek veriyorum. Kesim kümelerine baktığınız takdirde A kesim B kümesinin elemanlarına şöyle bakalım. A dediğimiz arkadaşlar eksi 3. B dediğimiz 7 ise 7'yi almadınız. Eksi 3'ü aldınız. Bu A kümesi oluyor. Peki B kümesine baktığınız zaman eksi 4 ile 6 arası. Eksi 4'ü almadınız ama 6'yı aldınız. Bu da B kümesi oluyor. Şöyle dediniz. Şu aradaki kısımlar. Bu aradaki kısımlar nedir? Eksi 3 ile 6 arasıdır arkadaşlar. Onun için biz eksi 3 ile 6 arası diyelim. Şurası eksi 3. Şurası 6. Şurası eksi 3. Şurası 6. İşte buradaki dikdörtgensel bölgenin alanı isteniyor bizden. Şimdi eksi 3'ten 6'ya kadar arkadaşlar eksi 3 ile 6'nın arasında kaç birim vardır ona bir bakalım isterseniz. Eksi 3 ile 6'nın arasında toplamda 9 birim vardır. 9 birim bak burası 9'dur. Yani bundan bunu çıkarttığınız zaman bu mesafe 9'dur. Peki iki sayı doğrusu arasındaki uzaklık da 5 birimmiş. Burası da 5'miş. O zaman 5 ile 9'u çarptığınız anda 45 yapacaktır. Bu dikdörtgensel bölgenin alanı. 2x artı 3 küçük eşittir 9'dan x artı 2 büyüktür eksi 2'den eşitlik sisteminin, sisteminin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tamam. Bu 3'ü sağ tarafa attığımız takdirde 2x küçük eşittir 6'dan olur ve x küçük eşittir 3'ten olur arkadaşlar. Bu 2'yi sağ tarafa attığımız takdirde x büyüktür eksi 4'ten olur. x dediğimiz ifade eksi 4'ten büyüktür. 3'ten de küçüktür gördüğünüz gibi. 3'ten de küçük eşittir. O zaman eksi 4'ten 3'e kadar diyeceksiniz. Eksi 4 açık 3 kapalı olacak. Eksi 4 açık 3 kapalı ya cevabınız C şıkkı. D şıkkı pardon. Bir spor akademisi kayıt ve kabul şartlarında beden eğitimi öğretmenliği bölümüne alınacak öğrencilerin ağırlıklarının en az 70 kilogram en fazla 90 kilogram olması gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre beden eğitimi öğretmenliği bölümüne başvurmak isteyen öğrencilerin ağırlıkları x kilogram olmak üzere ağırlıkların kabul şartlarına uyan x değerlerinin Ağırlığının mutlak değeri ifadesi aşağıdakiler hangisidir demiş. Şimdi 70 ile 90 arasında olacakmış arkadaşlar. Şimdi A'ya baktığımız takdirde bak A'ya bir bakalım. X eksi 70 e, ee, mutlak değeri 10'dan küçükse mutlak değerin içi 10 ile eksi 10 arasındadır şöyle. X küçük eşittir 80'den büyük eşittir 60'tan bu uymuyor arkadaşlar bize. Bu gitti. B'ye gelelim şimdi. Peki x eksi 90 10'dan küçük eksi 10'dan büyüktür diyor. Ee, o zaman x küçük eşittir 100'den büyük eşittir 80'den olur. Bu da olmaz. 70 ile 90 arasını arıyoruz. C'ye gelelim şimdi. Şimdi C de olmayacaktır. C de olmayacak. Çünkü x 90'ı karşı yazsam zaten 160 yapacak. Peki D'ye bakalım şimdi arkadaşlar. D'ye bak. X eksi 80 küçük eşittir 10'dan. Büyük eşittir eksi 10'dan desek. X küçük eşittir 90'dan. Büyük eşittir 70'ten olur. Eksi 80'e bir sağa bir de sola artı 80 diye attığımız takdirde. Yani D şartlarımızı sağlıyor bizim. A ve B kümeleri için aşağıdakiler bilinmektedir. A kümesinin en büyük elemanı 3'ten küçük. En küçük elemanı eksi 3'ten büyük olmaktadır. Yani A kümesinin elemanlarına bir bakalım arkadaşlar. X diyelim mesela onun elemanına. 3'ten küçük olacakmış. 3'ten küçük. En büyük elemanı da e, en küçük elemanı da eksi 3'ten büyükmüş. Eksi 3'ten büyük. Yani 3 ile eksi 3'ün arasında elemanlar. Yani elemanların değerleri eksi 3'te 3 üç arasındaymış arkadaşlar. B kümesinin elemanlarının iki katını alıp her bir elemanından 4 çıkardığımızda bulduğumuz sonuç her defasında 6'dan küçük. B kümesinin elemanlarını Y temsil etsin. Bunun iki katını almışız. Alıp her bir elemanından 4 çıkardığımız zaman 4 çıkarınca sonuç her defasında 6'dan küçük. Eksi 6'dan da büyük olmaktaymış. O da şöyle olsun. Tamam. Tamam. Bana demiş ki A ve B kümesinin ortak elemanların oluşturduğu küme için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi X A'nın elemanlarını oluşturuyor. Y de B'nin elemanlarını oluşturuyor. Y'yi yalnız bırakalım onun için. 2Y, eksi 4'ü sağ at 10 yapar. Eksi 4'ü sola at artı 4 olarak eksi 2 yapar. Her tarafı 2'ye bölerseniz 5 ile eksi 1 arasındadır. Yani bu eksi 3 ile de X dediğiniz bak bir sayı doğrusu çekelim arkadaşlar. Eksi 3 ile 3 arasındaymış x dediğiniz. Y dediğinizde eksi 1 ile 5 arasındaymış. Eksi 1 ile 5 arasındaymış. Şöyle. Eksi 3 ile 3 arasında A kümesi. Eksi 1 ile 5 arasında da B kümesi. İkisinin kesiştiği yer bakın burasıdır arkadaşlar. Yani eksi 1 ile 3 arasındadır. Eksi 1 ile 3 arası diyeceğiz. Biz şuna. Cevabınız C olacaktır. X 4'ten büyük eşittir. X küçüktür 5 eşitliği verilmiştir. X kare eksi 2 x artı 1 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş bize. Şimdi şöyle konuşalım arkadaşlar. Bakın burada x kare eksi 2 x artı 1. Bu x eksi 1'in parantez karesidir gördüğünüz gibi. Her tarafın her taraftan 1 çıkardığımız takdirde bak. Eksi bak her tarafa eksi 1 eklerseniz veya böyle düşünelim. Eksi 5'ten büyük eşittir x 1 küçüktür kaçtan? 4'ten diyeceğiz. Karesini alırsak bir taraf negatif bir taraf pozitif olduğu için biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Alt sınırın alt sınırın 0 olması gerekiyordu. x 1'in karesi. Üst tarafa da hangisinin karesi daha büyük? Eksi 5'in karesi 25 yapar. 25'i buraya yazarsınız. Çentik olduğu için çentik koyarsınız buraya. O zaman 0 ile 25'in arasında 25 dahilse en fazla 25 olabilir diyorsunuz. Cevabınız B şıkkıdır. Aşağıda bir geziye katılan A ve B gruplarında kişilerin yaşlarının bulunduğu aralıklar gösterilmiştir. A grubu 12-20 arasında, B grubu 16 ile 25 arasında. Bu gruplardan birer kişi seçilecektir. Buna göre seçilecek kişilerin yaşları toplamının alabileceği en büyük değer, en küçük değerden kaç fazladır? Peki birer kişi seçilecek bu gruptaki kişilerin yaşları toplamının alabileceği en büyük değer. Şimdi arkadaşlar buna baktığınız zaman ilk A grubuna bakalım. A grubundaki kişilerin yaşlarına X dersek biz şayet 12'den büyük olacak 20'den küçük olacakmış. Küçük ya da eşit olacakmış. B grubundakileri Y dersek 16'dan büyük eşit olacak 25'ten küçük olacakmış. Peki yaşları toplamının alabileceği en büyük değer derken en fazla yukarıdan 20'yi seçeriz. Aşağıdan da ona kaç seçeriz? 24'ü seçeriz. Topladığınız zaman 44 yapar. Bu en büyüktür. En küçüğe baktığınız zaman alt taraftan 16'yı seçersiniz. Üst taraftan da 13 seçersiniz. Toplarsanız kaç yapar arkadaşlar? 29 yapar. En az 29, en fazla 44'tür. Peki kaç fazladır diyor. Aradaki farkı soruyor arkadaşlar. Çıkarttığınız takdirde kaç olacaktır? 15 olacaktır. Yani aradaki fark 15'tir. Aşağıdaki sayı doğrularında bir iş yerinde çalışan Ayşe ile Fatma'nın mesaisinin başlama ve bitiş saatleri gösterilmiştir. Şimdi 8'de başlıyor 19'da bitiyor 7'de başlıyor 18'de bitiyor Ayşe Fatma Mesai başlattıktan sonra Ayşe ve Fatma 4.5'ar saat çalışıp 2'şer saat mola vermektedir Buna göre bir mesai gününde Ayşe ile Fatma'nın aynı anda mola yaptıkları süre kaç saattir demiş Şimdi öncelikle arkadaşlar Ayşe'ye bir bakalım 8'de başladı Bakın şimdi 8'de başladı 4.5 saat eklediğiniz zaman 12.5'a denk gelir burası 12.5 12.30'da mola verdi. Burada mola verdi ve ne kadar eee ikişer saat mola yapmışlar? 2 saat. Şurada 2 saat mola var. 2 saat. Peki, daha sonra 2 saat ekle buraya 14.30. 14.30'da başladı. 4.5 saat eklediğiniz takdirde 14.30'a 15.19 olacaktır tam. 19'da bitecektir. Yani buna 4,5 saat eklerseniz burada bir 2 saat molamız var. Sadece 2 saat mola verebiliyoruz biz. Peki diğerine baktığım zaman diğeri 7'de başladı arkadaşlar. 7'de başladı ve 4,5 saat çalıştı. 11,5'a kadar çalıştı. 11,5'a kadar çalıştı. 11,5'tan 2 saat mola verdiği zaman 1,5'a kadar 1.30'a kadar 13.30'a kadar arkadaşlar mola verdi 2 saat burada. 2 saat. Peki, tekrar burada 4.5 saat daha eklediği takdirde arkadaşlar 4.5 saat daha eklerse buraya kaç olur? 10 e, yarım saat eklediniz. 14 oldu. 4 saat eklediniz. 18'e denk geldi. 18'de bitirir 4,5 saat sonra. Burada da çalıştı. Şimdi bakın burada 12,5-14,5 arası. Bu 11,5-13,5 arası. İşte 12,5 ile 12, 12 13,5 arasında birlikte mola yapmış olurlar. Toplamda 1 saattir bu da arkadaşlar. Cevabınız E şıkkıdır.